Farklı moleküller ışığın farklı dalga boylarını soğurur. Eğer molekül elektromanyetik spektrumun mor ötesi veya görülebilir alanındaki ışığı soğuruyorsa, uv UV'siz spektrofotometre kullanarak o bileşen tarafından soğurulan ışığın dalga boyu veya dalga boylarını bulabiliriz. Bu cihaz çeşitli dalga boyu aralıklarındaki ışığı yansıtır. Dalga boyu aralığı yaklaşık 200 nanometreden 800 nanometreye kadar çıkmaktadır. Bu dalga boyu aralığındaki ışığı örneklem bileşiğimizden yansıtırız ve soğurma spektrumunu elde ederiz. Burada bir 3 butadiyenin soğurma spektrumunu görüyorsunuz. Bu tarafa bakacak olursak bu molekülün ışığı en güçlü burada soğurduğunu görüyoruz. Çizgimizi aşağı doğru çekersek hangi dalga boyundaki ışığın bileşik tarafından en kuvveti şekilde soğurulduğunu görebiliriz. 220 nanometrenin hemen altında olduğunu görüyoruz tam olarak 217 nanometre diyebiliriz. Buna lambda max diyoruz. Bu molekül tarafından soğurulan ışığın dalga boyu 217 nanometreymiş. Bütadiyen UV yani mor ötesi görünür alandaki ışığı soğurduğu için renksizdir. Lewis nokta yapısına biraz daha dikkatlice bakalım. 4 karbonumuz var ve bu karbonların her biri sp2 hibritleşmesine uğramış. Bu da karbonların her birinin P orbitaline sahip olduğu anlamına geliyor. Burada 4P orbitalinden ya da 4 atomik orbitalden bahsediyoruz. Molekül orbital teorisinde 4 atomik orbital yeniden bir araya gelerek 4 moleküler orbital oluştururlar. 2 bağ moleküler orbitali ve 2 antibağ moleküler orbitali. Bu tarafa geçelim ve 4 moleküler orbitalimize bakalım. Öncelikle sağ tarafa odaklanacağız bağ moleküler orbitallerinin enerjisi antibağ olanlardan daha düşüktür. Bu orbital ve bu orbital bağ molekül orbitallerimiz. Bu ve bu ise antibağ moleküler orbitallerimiz. Enerjiyi görebiliyorsunuz değil mi? Enerji artıyor. Yani antibağ moleküler orbitallerinin enerjisi daha yüksektir. Bütödiyenin nokta yapısına tekrar bakalım ve kaç adet pi elektronu var görelim. Burada ve burada 2 pi elektronu var. Yani toplamda 4 pi elektronu var. Moleküler orbitalleri düşündüğümüzde elektron dizilimleri aklınıza gelebilir. Elimizdeki 4 elektronu nereye yerleştiriyoruz? Tabii ki önce en düşük enerjili orbitallere yerleştireceğiz. Ayrıca elektron spinlerimizi de eşleştireceğiz. 4 elektronumuz var. İkisini bu bağ moleküler orbitaline koyduk ve spinleri eşleştirdik. Diğer ikisini de bu bağ moleküler orbitaline yerleştireceğiz. 4pi elektronu temel hal söz konusu olduğunda bağ moleküler orbitallerine gider. Bütadiyenin temel hali budur. Daha sonra bütadiyene ışık tutalım. Molekül ışığın enerjisini soğuracaktır. Buraya bir bakalım. Bu iki orbital arasında enerji farkı var. Buradaki orbital elektronla dolu ve enerjisi bu orbitalden daha yüksek. Bu en yüksek dolu moleküler orbital ve buna İngilizce kısaltmasıyla homo diyebiliriz. Buradaki orbital ise boş durumda. Bu antibağ moleküler orbitali şu anda boş durumda ve enerjisi bu antibağ moleküler orbitalinden daha az. O zaman bu da en düşük boş moleküler orbital yani LUMO'dur. Molekülün enerjiyi soğurmasından bahsettiğimizde HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkını düşünmemiz gerekiyor. Evet, molekül enerjiyi soğurur dedik pi elektronu ışıktan gelen enerjiyi soğurur ve daha yüksek enerji seviyesine geçer. Buraya yazalım. Şimdi uyarılmış halden bahsediyoruz. Bütödiyene ışık tutmuş durumdayız ve uyarılmış haldeyiz. Bu iki pi elektronu burada kalır. Bu pi elektronlarından biri burada kalır ve diğeri ışıktan gelen enerjiyi soğurur. Böylece daha yüksek enerji seviyesine geçer. Buradakinden bahsediyorum. İşte bu homodan lumoya geçer. Tabii ki bunun için belirli bir miktar enerjiyi soğurması gerekli. Bu enerjinin de ışıktan geldiğini biliyoruz. Bir ışık fotonunun enerjisinin h yani Planck sabitinin ışığın frekansı ile çarpımına eşit olduğunu da biliyoruz. Burada soğurma spektrumunda her şeyi dalga boyu olarak görüyoruz. Yani enerjiyi dalga boyu olarak yazmamız gerekiyor. Işığın frekansının ve dalga boyunun birbirine bağlantılı olduğunu biliyoruz. Buradaki formülümüz ışık hızı eşittir dalga boyu çarpı frekans olacak. O zaman frekans ışık hızı bölü dalga boyuna eşittir. Frekans eşittir c bölü lambda'yı alıp buraya yerleştirebiliriz. Şimdi elimize enerji var yani h çarpı c bölü lambda. Burası çok önemli. Enerji ve dalga boyu birbiriyle ters orantılıdır. Dalga boyunun belirli miktarda enerji verdiğini düşünebiliriz. Homo ve LUMO arasındaki enerji farkı bir dalga boyuna karşılık gelir. Bütadien'in soğurma spektrumuna gidecek olursak 217 nanometrelik bir dalga boyu olduğunu görürüz. Burada çok geniş bir dalga boyu aralığı soğuruluyormuş gibi göründüğü için ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir. Ama merak etmeyin. Bu molekülün farklı titreşimlerinden ve dönüşlerinden kaynaklanıyor. Bu yüzden enerji farklılıkları az miktarda değişebilir ve tek bir kesin dalga boyu yerine geniş aralıktaki dalga boylarının soğurulduğunu görürüz. Bu gibi durumlarda en güçlü şekilde soğurulan ışığa bakarız ve bunu buradaki iki orbital arasındaki enerji farkına denk gelen dalga boyu olarak düşünürüz. Evet, başka bir moleküle daha bakalım. Etenal. Buradaki etenalin nokta yapısını görüyorsunuz. Bu moleküle baktığımızda etenelin 2 pi elektronuna sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu elektronların bağ moleküler orbitaline gideceğini biliyoruz. Bu şema üzerinde çizerek göstereyim. İşte bağ moleküler orbitalimiz. 2 pi elektronunu da buraya koyalım. Buradaysa anti bağ moleküler orbitalimiz var. Buna da pi yıldız diyoruz. Bağ moleküler orbitali ve antibağ moleküler orbitali arasında bir enerji farkı var. Delta E bunun da belirli bir dalga boyundaki ışığa karşılık geldiğini söylemiştik. Bu pi elektronlarından biri yukarı geçtiğinde pi, pi yıldız geçişi olur. Moleküler enerjiyi soğuracaktır ve enerjide bir ışık dalga boyuna denk gelir. Bu iki orbital arasındaki enerji farkından bahsediyoruz. Burada pi, pi geçişinin yaklaşık 180 nanometre olduğunu görüyoruz. Bu değer UV vis spektrofotometre kullandığımızda ölçtüğümüz aralığın genelde altındadır. Fakat burada başka bir ihtimal de var. Oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinden birinin altını çizelim. Ortaklanmamış elektron çifti söz konusuysa bağ yapmayan elektronlardan bahsediyoruz demektir. Bağ yapmayan elektronlar bağ yapmayan orbitalleri doldurur. Bunların enerjisi ise bağ moleküler orbitalinden daha yüksektir. Bağ yapmayan orbitalimiz işte burada. Bu orbitale iki elektronumuzu yerleştirebiliriz ve farklı türlerde bir geçiş elde edebiliriz. Hala buradaki antibağ moleküler orbiteri olan pi yıldızdan bahsediyoruz. Bu durumda np yıldız geçişi olabilir. Çünkü karbonil bileşiğimiz var. Yani yalnızca pi elektronlarından bahsetmiyoruz. Şimdi de enerji farkını düşünebiliriz. Bu enerji farkı önceden olduğundan daha az. Yani bu enerji farkı bu enerji farkından daha az. O zaman soğurulan ışık dalga boyuna ne olur? Daha az bir enerji farkı varsa enerji ve dalga boyu ters orantılı olduğu için bu dalga boyu daha uzun olmalı. O zaman bu ışığı daha yüksek bir dalga boyunda soğurur. Bu enerji geçişi yaklaşık 290 nanometrelik bir ışık dalga boyuna karşılık gelmektedir. NP yıldız geçişinde gördüğümüz enerjideki farkın daha az olması daha uzun dalga boyuna karşılık gelir. Bu önemli bir kavram. Orbiterler arasındaki enerji farkı azaldıkça soğurulan ışığın dalga boyu artar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.